ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çekim yapıyorum. Bu benim fasulye tohumum. Şöyle gösterelim sizlere. Turşulu fasulye. Hepsi aynı. Şöyle geçelim. Turşuluk fasulye bunlar. Kabuk içinde şurada çay tohumu karışmış. Şöyle gösterelim. Bunlar hep turşuluk fasulye. Şöyle gördüğünüz gibi sarı turşu olan fasulye tohumu. Şu gördüğünüz sarı turşuluk fasulye tohumu. Şöyle çekim yapıyorum. Kendim ürettim. Kendi tohumum. Şunu aldım. Bilmiyorum nasıl bir şey. Bunun rengini sevdim. Siyah beyaz. Bunu aldım. Bu nasıl olacak onu bilemiyorum. Bunu ayrı keçeyim. Herhalde bir yemeklik. Bilmiyorum ki sırıklı mı? Sırıklı olan mı? Sırıkta çıkan uzayan mı? Acaba bilemiyorum ki yerde biten mi? Onu bilemiyorum. Şöyle gösterelim. Bu herhalde yemeklik. Şu gördüğünüz turşuluk. Şu bütünü turşuluk. Hepsi beyaz oluyor sarı fasulye. Şöyle gösterelim. Şurada karışmış şurada sarılar var. Bunlar değişik. Bunlar yeşil turşuluk. Bunlar yeşil turşuluk. Sayın abonelerim şöyle gösterelim. Sarı olanlar yeşil turşuluk. Yakından bakalım. Bunlar yeşil turşuluk. Bundan 2-3 aşağı olur. Şu gördüğünüz sarı turşuluk. Yani beyazı da aynı, sarısı da aynı. Hepsi sarı. Kırmızısı da aynı. Bunlar yeşil olan. Bu da aynı. Aynı turşuluk. Bu da herhalde yemeklik. Bir kilo daha internetten getirdim sayın abonelerim. O tarım ilaçlı. Bu da tarım ilacı oluyor olmuyor onu bilemem. Bu Rize tarafından geldi. Böyle paket olarak. Şöyle sipariş verdim. Şu kadarcık geldi. Şöyle gösterelim. 50 TL abonesi gördüğünüz. 50 TL bunu size tarafından böyle paketli olarak geldi. Çiçekli adı şöyle. Ağzı çiçekli. Şu gördüğünüz kendim yaptım. Bunu da kendim yaptım. Şunu da kendim yaptım. Şöyle burada var. O salata tohumu. Onu da çekim yapacağım. Kabak ektim. Salata ektim. Soğan ektim. Maydanoz ektim. Kıvılcım ektim. Marul ektim. Pancar ektim. 2 paket. Paza ektim. Lahana ektim. İnşallah ton yapmaz. Şimdi fasulye ekeceğim ve mısır ekeceğim. Bunları ekim yaparken çekimini de yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bunları ekerken sizinle paylaşacağım. Allah nasip ederse bayramdan sonra ekeceğim tarlamı. Çapaladım. Hatta atmıştım. Çapaladım da biraz hoşaları yaptım. Ama olmadı. Şöyle gösterelim. Yani gördüğünüz gibi az bir şey değil. Şu gördüğünüz en az bir kilo var. Şu gördüğünüz en az yarım kilo var. Şu gördüğünüz bir avuç var. Bayağı var yani. Şimdi bunları ekeceğim. Şöyle ekeceğim. Bunları aldığım fasulye. Bunu ayrı ekeceğim. Allah nasip ederse bunu ayrı ekeceğim. Bu herhalde kurutmalık yemeklik. Bunu bilemiyorum. Şunları ekeceğim. Sırık fasulye aldım. 2 paket. Her zaman da getirdim. Onları ekeceğim. Bunları da onları yanında koyacağım. Beşer onları hoşa dibine koyacağım. Biraz buraya, biraz mahallede var. Tarlam oraya ekeceğim. Şöyle gösterdiğim gibi şu kadarcık atıyorum. Şu kadarcık atıyorum. Bir hoşanın dibini. Sonbahara kadar fasulye veriyor. Allah nasip ederse ekerken göstereceğim. Şöyle en az 8-10 tane var burada. 10-11 tane var. Bu gübreli değil. İlaçlı da değil.
dolapta muhafaza ediyorum poşet içinde. Buzdolabın alt tarafına koyuyorum. Açık da olsa buna güve giriyor. Kuruttuğum kadar kurutuyorum. Hemen dolaba atıyorum kuruduktan sonra. İlaçladım. Yoksa inabonelerim. Aldıklarım tarım ilacında. Boyalı. Bunlar boyalı değil. Bunlar doğal. Kendim yaptığım gibi. Şöyle gösterelim. Kendi yaptığım gibi koydum. Şimdi bunları şu kadarcık. Şöyle şu kadarcık bir koşanı dibine koyuyorum. Şöyle kuru kazıp koyuyorum. Gübreye lazma koyuyorum. Onu da koyuyorum. Bir 5-10 tane de tarımlı boyalı ilaçlı fasulyeden de koyacağım. Bu kısa olursa bu ağaca çıkacak, uzayacak o şeye. Kısa olmazsa ikisi de ağaca çıkacak. Biri ergelen, bu ergelen. O da herhalde gezgelen. Bu ergeleni toplarım. Gezgeleni de verdikçe toplarım. Allah nasip ederse. Ekerken de toplarken de sizlerle paylaşacağım sayın abonelerim. Şu gördüğünüz fasulye. Aynı buna benzer börümcem de var. Onu da çekim yapacağım şimdi. Bir de bir değişik bir fasulye var. Siyah renk veriyor bile. Mor gibi siyah oluyor fasulye olunca. O da şöyle küçücük bir şey oluyor. Şu kadarcık da sarı oluyor içindeki açık sarı renk. Şimdi onu da çıkaracağım. O da buzlukta. Onu da çıkaracağım. Derin dondurucuya koydum. O bir şey olmaz. Rafında kenarda duruyor. Bunlar alttaydı. Onu ondan sonra ama bezelye bunları şimdi ekeceğim. Bezelyemi ektim. Var iyiymiş. 2-3 tane ancak almış. Şimdi yukarıya ekeceğim. Burada olmuyor. Şimdi sizlerle görüşmek üzere. Tohumlarım budur. Yemekli fasulye de ekeceğim. Şöyle gösterelim. Bunlar turşuluk. Bir de yemekli fasulye ekeceğim. Allah nasip ederse onları da paylaşacağım ekerken. Ne varsa hepsini ekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Allah yedirmek herkese nasip etsin. Bizlere de nasip etsin. İnşallah hayırlısını ekerim. Yağmur olmazsa, yağmur olduysa gecikir bunlar. Bu erken gelen ekince. Çıkanca ve ekilirken sizlerle video çekip paylaşacağım sayın abonelerim. Şöyle gösterelim. Şöyle fasulyenin içinde koyuyoruz. Koruyor, ayırtlıyoruz. Şu gördüğünüzde sarı fasulye oluyor. Şu gördüğünüzde sarı fasulye. Siyah olduğuna bakmayın sayın abonelerim. İçi siyah ama şöyle güzel sap sarı oluyor. Beyaza meyil. Öyle güzel turşuluk oluyor ki uzunca. Saklım saklım oluyor. Bunları ekleyeceğim. Allah nasip etti. Şurada bir tane karışmış. Şimdi şöyle koyalım. Bu ayrı fasulye. Şöyle gösterelim. Şunlar da sarı fasulye. Bunlar ayrı yeşil olanlar. Bu da sarı oluyor. Bu da sarı oluyor. İkisi de aynı fasulye. Yani rengi değişik. İçi beyaz olduğuna bakmayın. Kabuğu aynı oluyor. Güzel turşulu oluyor. Allah nasip etti mi şimdi çekim yapacağım. Bayram bugün ikinci günü. Yarın üçüncü günü, dördüncü günü ekmeğe başlayacağım burada. O zaman çekim yaparım. Bayram bittiği gün başlayacağım işe. Anca bitiririm, çay zamanı yaklaşıyor. Bir an önce bitirmek için hayvanım da var, yetişemiyorum her şeye. Sayın abonelerim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da doğal. Kendi bahçemizden olan cevizler de bunları yiyoruz. Bunu da kendi bahçemizden topluyoruz. Yani bizim her şeyimiz doğal. Keçimiz var, sütümüz de doğal. Patates ektim, o da doğal. Yani dışarıdan şimdi alıyorum ama yazın. Şöyle beyaz patates var. Kışlık için ektim. Bu sene olmadı ama bu yaz olur mu inşallah bilmiyorum. Fasulyem doğal. Her şeyim doğal. Kendim ekiyorum, gübresiz kendim bitiyorum. Her şeyimiz doğal. Para vermeden yaz boyu yiyoruz. Çilek de ektim bu yıl. Her şeyi ektim duvarda. Duvarda her şeyim var. Her şeyim dört dörtlük. Börümce de ekeceğim şimdi. Bezelye de ekeceğim. Kabak ektim. Salatalık ektim. Soğan ektim. Paza ektim. Pancar ektim dibine veren. Marul, maydanoz ne varsa her şeyden ektim. Allah izin verdi mi
Aldığımı komşularıma veriyorum. Fazla yiyen de yok ama yine de ekiyorum toprak boş kalmaması için. Tarlaya her şeyi ekiyorum. Şöyle gösterelim. Lahana ektim. Bir aydır devamlı ekiyorum azar azar. Kolum sakat, yavaş yavaş ekiyorum. Dinlene dinlene ekiyorum. Bakalım ne olacak. Kolumda sinir sıkışması var. Sayın abonelerim şöyle gösterelim. Sizlere iyi günler, iyi bayramlar. Fasulyelerim şunlar, tohumlarım şunlar. Şöyle çekim yaptım, sizler de görün. Balkonda da yetiştirebilirsiniz. Şehirde olan kardeşlerim. Şu anda ben de şehirdeyim. Ben de çarşıda oturuyorum. Çarşının tam göz bebeğindeyim şu anda. Çarşının içindeyim. Şu anda küçük bir bahçem var şu anda. Apartmanın yanında. Orada her şey yapıyorum. Dağ da var. Orada mahalle denen bir yerim kurete. Orada yapıyorum. Her yerde yapıyorum azar azar. Bir kavanoza koyup da şöyle yemeklik fasulye şu kadarcık koyup 5 tane kavanoza toprak alıyor koyup dibine çubuk sokmaya da gerek yok. Çamaşır teline bir kavanoza koyun. Şu şekil kavanozu toprak doldurur. Biraz bundan büyük olsa altında bir kavanozu dibini deliyor alt tarafını. Şöyle çürür diye alttan buradan deliyim. Size öğreteyim sen kardeşlerim. Şehirde olanı şöyle şuradan şuradan iki yerden delseniz de olur. Şöyle küçücük kavanozlar. Mesela yoğurt kavanozu. Peynir kavanozu. Bir kilo toprak koyun. Şöyle şu kadar 5 tane 10 tane fasulyeyi koyup bile oyu koyup şöyle üstünü kapadı. Her gün su çileği azar azar fazla ıslatmayı hafif çileği damla damla. O büyüle kubardığı zaman dibine böyle bir küçücük bir parça odun parçası soku. Çamaşır teli mesela böyle asılı çamaşır teline böyle ipine şöyle kaldırıp sayın abonelerim şöyle ipine bağlayıp yoksa yukarı verip çıksın. Balkonda da fasulye olur. Her yerde olur. Yeter ki yapın. Marul da ekebilirsiniz. Mesela böyle bir kavanoza salata tohumu alırsın pazardan mesela alın. Mesela atıyorum. Salata tohumu alıyorsunuz. Bir bardak. Şöyle kavanozlara koyuyorsun. Çatıya çekip çatıda da yetiştirebilirsin. Balkonuda da yetiştirebilirsin. Şehirdeyim, çarşıdayım yok apartmandayım diye söz konusu değil. Şu anda ben apartmanda oturuyorum. Yanımda yok yok her şeyi ekiyorum. Küçücük bir yerim var. Gerekiyor balkonumda çiçeklerim var. Çiçekler dibinde fide yetiştiriyorum. Evde fide yetiştiriyorum. Götürüp bahçeme dikiyorum. Her şey yapılabiliyor. Yeter ki yapın. Bu krizde, bu sıkıntıda yeter ki yapın. Marulalı ekip kanozlara salatasını yapın. Yeter ki yapın sayın abonelerim. Her şey olabiliyor. Yeter ki yapabilirsin. Çalışıyorum demeyin. Sabah sular giderse, akşam gelir sularsın. Onun için bir sıkıntı olmaz. Günde iki defa sulanmıyor. İki günde bir damla su dökse yetiyor. Yeter ki yapabilir. Saksılara ekin, balkonunuza yetiştirin. Her şey olabilir. Çarşıdayım, yok İstanbul'dayım, Ankara'dayım, İzmir'deyim, yok apartmandayım. Bunlar boş. Yeter ki yapabilir. Ben de Karadeniz'deyim. Şu anda çarşının içindeyim. Şu anda kapımda, balkonumda 5-6 tane saksım var. Balkonumdayım. Her şeyim var. Şu anda evde saksım var. Saksımda bak. Şuha bitkileri var. Çiçeklerim var. Mesela sinir otu ekiyorum. Mesela sizlere söyleyeyim. Kapı. Hiç yok demeyin. Ben şu anda merak için kestim kapıyı yemek yaparken kapının içindeki tohumu döktüm. Şu anda ekilecek olmuş. En az 1000 tane var. Yapılıyor kardeşlerim. Yapılıyor. Küçücük bir saksıya çöküyor. Azıcık çaydan sizlere hiç toprak da alamıyorsanız şöyle bir şey söyleyeyim. Gidip bir bahçeden biraz toprak alıp mesela parka gidiyor bir parçada bir avuç tane toprak alıp çaydanlıkta çayla karıştırıp bir saksıya koyup fazla su dökmeyi onu kurutup nemli olsun. İçine koyup içinde bitiyor. Her şey olabiliyor sayın kardeşlerim. Yani yap yeter ki bu krizi yap. Herkesi olmasını istiyorum ben. Şu anda ekeceğim ben bunları. Bunlar güze kadar bir gelir. Ayda yılda bir vuruyorum. Yol kenarını ekiyorum. Benim tarlam yol kenarı. Şu anda apartman, her taraf apartman. Herkese diyorum kardeşim. Ben kesmeye bir şey demiyorum. Helal olsun herkese. Koparıp yiyor. Kırmayı, koparıp toplayı. Benim demem bu. Ekiyorum. Şu anda ekeceğim. Ben gidiyorum sabah
çalışıyorum. Kendi çayımda vakit başım geliyor. Salatası, sebzesi, her şeyi var tarlamda. Yok yok en az 6-7 çeşit şey ekiyorum. Herkese de diyorum aç bahçede tel örgü yok. Çocuklar kırmasın toplayı diyorum. Her şey komşularım. Benim bahçemin kapısının kilidi bile yok şu anda çarşıda. Kapıyı açıp girip toplasınlar. Ben diyorum herkese sayın abonelerim. Çarşının içindeyim. Etrafımda site var. Ben sitede oturuyorum. Arada bir küçük bahçem var. Her şeyim var. Yok demiyorum. Ama yiyip diyorum. Sebaptır. Yani burada ben yapıyorum. Sizler de yapın. Benim demem o ki bu iki tane marul fidesi diksen insan salatalık yapar. Koparacağını isteyince yer. Her şey olur. Kuzu kulağı tohumu alın. Saksınıza yetiştiriyor. Balkonda oluyor. Ben de yok yok. Ben hep yapıyorum. Yaptıktan sonra her şey oluyor. Çarşıdayım, apartmandayım, oyun buyum olmuyor. Toprağı fiyatı orada 15-20 lira. Tohumu fiyatı orada 15-30 lira. Ya burada 10 kilo bir toprak alsan, 30 lira verse toprağı, 30'a mesela salatalık alsa ya başka bir şey bir bardaktan hani pazarda ucuz olur. Pazardan alsanız balkonunuzda saksılar. Mesela saksıya da gücünüz yetmiyorsa kardeşlerim. Şöyle yapın, yoğurt kabları, peynir kapları, altlarını delip içine doldurup üçer beşer koyup kocaman bir bahçe olur. Mutfak tarafında olur mesela. Salon balkonuna da koymuyorsanız. Güzelce, hafifçe aşkamları sularsınız. Diblerine dökeceksiniz, üstüne yok. Diblerine dökün. Çok süper bir fasulye olur, salata olur, marul olur, her şey olur. Soğan olur. Şu anda 5. katta benim komşum var, Rahime diye bir kadın. Su kavanozunu getirdi, su. Damacana bidonunu içime kestirdi, içine toprak doldurdu. 5. katta balkonunda soğandı. Şu anda ben de gördü, abla ben soğan ekeceğim sen gibi. Götürdü, soğan ekti. Her şey yapılıyor. Şu anda şöyle gösterelim sizlere. Benim balkonumu gösterelim. Şu anda benim bahçemde bakalım. Biber dökmüştüm kardeşlerim. Şöyle gösterelim. Biber. Kapı biber. Şu anda dışarısı bak. Burası mutfağım. Mutfak camım. Dışarıda çiçeklerim var. Şöyle gösterelim çiçeklerim. Alt kattayım. Balkonda yok. Denizlikte yetiştiriyorum. Şu anda sitedeyim. Çift daire üzeri sitedeyim. Şöyle gösterelim. Fidelerim. Şöyle gösterelim. Kapı biber. Sinirotu. Şöyle gösterelim. Sinirotu. Bu her derde değme. Her derde derman. Mideye her şeyi yarıyor bu. Sivile, sivilceye koparıyorsun, sürüyorsun. Sivilcenin üstüne koyuyor. Her şeyi getiriyor. Yine burada domates çıkmış. Tökmüştüm olur mu diye. Merak için attım. Burada mandalina olmuş. 4-5 tane mandalina fidesi olmuş. Aloe vera olmuş. Kavanozlara ben ektim şu anda. Boya kavanozu 5 kiloluk. Çiçeklerimi saksılara ektim. Balkonda yok yok şu anda denizlikte. En az 50 tane çiçeğim var. Hepsi çıktı. Şunları merak için ektim. Şu kendi çıkmış. Şöyle gösterelim. Damarot, sinirot. Mideye, gözlere, her hastalığa, soğuk algınlığına, astım, bronşuda her şeye yarıyor. Öksürüğü, her şeye yarayan ot bu. Bunu öğrendim. Gittim yukarılarda, yolda, kenarda, köşede buldum, getirdim. Bir saksı da bundan var. Yok yok. Kendim kullanmak için ben çabuk hastalanıyorum. Sayın abonelerim, astım hastasıyım. Aloe vera mesela. Bunu da kullandım. Bunu jelinden de yedim. Bir şeye zarar vermiyor. Sağlık için iyi. Kribidim atlattım. Şöyle gösterelim. Şunlar hep olmuş. Şöyle gösterelim. Bu da aloe vera. Mandalina. Sedemi bahsediyordum. Kapı biber tohumu. Yemek yaparken töktüm. Bir ayda çıktı. Domates. Merak ettim. Töktüm. Bir ayda çıktı. Bunlar hepsi büyüyecek.
Mayıs'ın 15'inde bunları ekeceğim. Allah nasip ederse. Şöyle gösterelim. Biraz küçültelim bu herhalde. Yakınım oluyor ne? Mayıs'ın 15'inde bunları hepsini ekeceğim. Bu ot, bu kalacak. Bunları balkona çıkaracağım. Sizlerle görüşmek üzere. İyi günler.